Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019 MyClub'da yeni bir haftaya başladık. Yeni etkinlikler geldi, top açılımları geldi. Hemen onlardan bahsedeceğim. Güncel kadromuzu da göstermiş olduktan sonra geri gelelim. Pozisyon antrenörü veren bir online maç geldi arkadaşlar. Her gün oraya girip pozisyon antrenörü alabiliyoruz. Daha önce gelen maç etkinliklerinden bahsetmiyordum. Ama bundan bahsetmek istiyorum çünkü önemli bir husus var. Pozisyon antrenörü var arkadaşlar. Daha önce ben hiç elimde bulundurmadım, bilmiyorum. Etkinliklerde ilk defa mı veriyor? PlayStation'ı ilk aldığım dönem, yani PES19'un ilk çıktığı dönemlerde pozisyon antrenörü verdim bilmiyorum ama bu maçı yaptıktan sonra pozisyon antrenörü veriyor. Bu da bir gün sonra bitiyor arkadaşlar. Bugün her gün tekrarlanıyor sanırım. Çünkü geçen hafta da buna benzer bir etkinlik gelmişti. Yine bu şekilde bir ödül veriyordu ama pozisyon antrenörü değildi. Ne veriyordu o zaman? DP antrenörü veriyordu sanırım. Bu maçı yaptıktan sonra da bir sonraki bölümde bu pozisyon antrenörünü kullanırız arkadaşlar. Tahminim çok fazla bilmiyorum ama bir oyuncunun pozisyonunda farklı pozisyonlarda oynayabilmesini sağlayan bir beceri antrenörü, pozisyon antrenörü diye söyleyebilirim. Hemen şimdi haftanın oyuncularına gelelim. Koleksiyoncunun kutusuna hangi top açılımı geldi onlara bakalım. Griat Passers geldi arkadaşlar. En iyi pas atan oyuncular da diyebiliriz. Hemen şöyle koleksiyoncunun kutusuna bakalım. 450'de 23 tane siyah top var arkadaşlar. Hedef listesinde kimler var? Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi Messi, Kroos, Hazard, De Bruyne gibi oyuncular var. Benim ilgimi çeken bir oyuncu yok. Normalde koleksiyoncunun kutusundan 7-8 tane GP ile top açıyorum ama arkadaşlar burada stoper olarak Bonucci, Thiago Silva ve Marquinhos var. O yüzden top açılımı yapmayacağım buradan. Hediyelerimiz var. Hediyelerimizi açacağım. Siz dilerseniz açabilirsiniz. 23 top %5 gibi bir siyah top bulma şansına tekamül ediyor. Hemen özel temsilcilerden haftanın oyuncularına gelelim şuradan. Hemen buradaki en ilgi çeken oyuncuyu göstereyim. Buradan bir tane top açacağım arkadaşlar. Bu arada %50 şansımız varmış. Buraya arkadaşlar 92'lik Mbappe geldi. Gördüğünüz gibi 65 seviye kadar yükselebiliyor. Ve normalde biliyorsunuz 86 ama 30. seviyeden haftanın oyuncusu olarak geldiği için 92'den başlıyor. Şöyle özelliklerine bakalım. Normalde özelliği arkadaşlar hızı 90'mış. Ekranlarda siz de zaten görebiliyorsunuz. 90'dan 97'ye çıkmış ve daha 35 seviye daha yükselebilme şansı var. 65'e kadar gidiyor. Haftanın oyuncusu olaraktan Mbappe arkadaşlar. Top kontrolü, top sürme hep 90'ın üstünde. 91, 93, bitiricilik 92. Gerçekten muhteşem bir oyuncu. İnşallah Mbappe'yi bulabiliriz. Diğer oyunculara bakalım hemen. Haftanın oyuncularından Lacazette var. Ziyeh tekrardan gelmiş. Havedes var stoper olaraktan. Yine Ruben Dias var. 21 yaşındaki Ruben Dias. Güzel bir oyuncu. Bunun da gelmesini isterim. Havedes de olur. İnşallah ofansif orta saha veya forvet gelmez. Kanatlardan da oyuncular gelmez. Gümüş top bulma ihtimalimiz de var arkadaşlar. Kısmet bakalım. Tabii en çok istediğimiz buradan Mbappe. İyi bulmak isteriz. %50 şansımız var. Burada Sao Paulo ve Santos'un kulüp selection'ı da gelmiş. Ödüllerimiz var arkadaşlar. Toplamda bakalım 3 tane gümüş top, 2 tane altın top. Bir de burada Premium Agent var. Ama buradaki oyuncu diğer ödüllerden farklı olaraktan 30 seviye geliyor ve 3 oyuncu birden geliyor arkadaşlar burada. Önce gümüş toplarımızı açalım. Sonra altın toplarımızı açarız. Sonra Premium Agent. En son da haftanın oyuncusundan oyuncumuzu açarız. Toplamda bir 3, 5, 6, 7, 8, 9 haftanın oyuncusu. 10 tane oyuncu gelmiş olacak ama 7 tane top açmış olacağız. Haydi Bismillah diyelim. İlk topumuza bakalım. Başlayalım. Silver artı ilk topumuzu. 2.8 şansımız var arkadaşlar burada. 2.9. Profile git. Tamam. Bir seviye olarak gelecek diyor. Kullanmak istediğimize emin misiniz? Evet dedik. İlk topumuzu açmaya başladık bakalım arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Gümüş artı bir seviye gelecek buradaki oyuncular arkadaşlar. İspanya'ya gittik. Bakalım kim geliyor? Siyah gelir misin? Nerede siyah gelecek be? Gümüş toptan daha siyah bulamadık. Mario Gomez mi lan, kim o? Yok. Kim bu? Bir forvet geldi ama 22 yaşında genç bir oyuncu. Ekledik takımımıza.
Tamam, gümüş toplardan zaten çok fazla bir şeyimiz yok, ümidimiz yok zaten. İleriye dedik. Dayanıklı iyileştirmesi geldi. İlk gümüş topumuzdan bir şey bulamadık. Hemen ikinci gümüş topumuza gidiyoruz. Tamam, profile git diyelim şöyle bir. Hedef listesi. Bütün oyuncular var zaten burada mevcut. Aynen. Geri gelelim. İkinci topumuza evet diyelim. Bakalım nereye gidiyoruz. Hediyelerden bu zamana kadar siyah top bulamadım arkadaşlar. Bakalım bugün bir ilk olacak mı? İlk olabilir mi? İtalya'ya gittik. Ulan buradan Ronaldo'yu versen bize var ya ne süper olur biliyor musun? Ama Konami sen verir misin ya? Sen verir misin? Bir sol bek geldi. Ekledik takımımıza. Ekledik takımımıza. Ödülleri arkadaşlar bu arada ben maçlardan aldım. Geçen haftanın ödülleri de vardı. Hani soran olursa bilgisi olsun hani nereden buldum bu ödülleri diye. Geçen haftanın ödülleriydi. Bu haftanın ödülleri bir de Gold artı bir de şeyin verdiği vardı. Üçüncü topumuzu da açtık. Gümüş topumuz üçüncü ve son gümüş topumuz oluyor bu arkadaşlar. Yani maçlardan almıştık bu ödülleri. Hediye değil ama Premium Agent. Fransa'ya gittik. Kaleci mi bu? Yok kaleci değil. Salah. Forvet. 9 numara. Arjantinli oyuncu. Takımımıza ekledik. Şu Premium Agent arkadaşlar her hafta bana veriyor Konami. Oyunu satın aldığımız için 10 hafta boyunca verecek. Bu 3. hafta yani daha 7 hafta daha bize verecek yani bunları. Şimdi gümüş topumuz daha kalmadı. Burada 2 tane gold artımız var. Sonra bunu açacağız. En sonunda haftanın oyuncularını açacağız arkadaşlar. Hemen profile git diyelim. Gold artı. Kaç oyuncu varmış burada toplamda bakalım. 577 tane oyuncu var. Gümüş top yok burada. Sadece altın top var. Bakalım bir seviye gelecek ama bu oyuncular. Evet dedik. Gold artı en az gold artı top çıkacak. Haydi Konami ver bir siyah top. Ulan ya bağımsız oyuncu mu? Aynen bağımsız oyuncu. Kimsin sen? Yaya Toure mi? Aynen Yaya Toure geldi. Niye bağımsız Olympiakos? Ha tamam ben de yama olduğu için Olympiakos gözüküyor. Yaya Toure geldi. İyi bir oyuncu aslında. Aşinalık desteği. Diğer gold artımıza geçelim. Bastık hemen hızlı bir şekilde. Bakalım buradan kim gelecek? Kim gelecek buradan? İngiltere'ye gittik. İngiltere'ye gittik. Maalesef. Tottenham'lı bir oyuncu. Kimsin sen? Vertonghen geldi. Defans oyuncusu, stoper. Vertonghen. Şöyle özelliklerine bakmak istiyorum. Fena değil ama birinci seviye. Bu arkadaşla uğraşamayız. Şimdi Premium Agent'a geçeceğim arkadaşlar. Buradan 3 oyuncu birden gelecek. Ve 30 seviye olarak gelecek. Sonra haftanın oyuncularına geçeceğiz. Bari şu Premium Agent'tan siyah top ver Konami bize. Bu temsilciyle söz edeceğiniz oyuncular 30 seviye olacak diyor. Ve 3 oyuncu birden gelecek. Evet dedik haydi Konami. Buradan bir siyah top ver bize. Ya ulan Arjantin'e gitti ya. Şaka mısın sen ya? Kim bu? Ofansif orta saha. Al senin olsun Konami. Al senin olsun. Arkasına da bir stoper bir de Kamani'yi verdi. Kamani. Ekledik takımımıza yapacak bir şey yok. Şimdi gel gelelim haftanın oyuncusuna arkadaşlar. Griat Passers'ten dediğim gibi çevirmeyeceğim.
haftanın oyuncusundan inşallah dediğim gibi stoperler olabilir. Hovedes ve Ruben Dias, ikisinden birisi de gelse güzel olur ama en çok tabii ki Mbappe'yi istiyoruz. Mbappe gelirse muhteşem olur arkadaşlar. Bakalım heyecan doğrultuda 100 My Club parası ödenecek. Emin misin? Evet dedik. Bakalım kim geliyor? Kim geliyor? Fransa'ya giderse, başka Fransa'dan oyuncu var mıydı hatırlamıyorum ama Fransa'ya giderse, ya ulan nereye gittin? Altın top geldi maalesef. Forest, ne oyuncusuydu bu? Sağ kanat maalesef. En çok istemediğim oyuncu geldi. Kısmet yokmuş. Buradan bir tane çevirecektim arkadaşlar. Bir tane daha çevirsem mi? Çevirmeyeceğim. My Club paramızı haftanın oyuncuları arkadaşlar bir de bonus veriyor biliyorsunuz. Bonus için mecbur buradan bir tane oyuncu çeviriyorum. Mbappe gelmedi. Siz de buradan top açılımı yaptıysanız arkadaşlar, Mbappe bulan varsa konsolda oynayan arkadaşlar yorumlarda yazarsanız sevinirim. Gerçekten gelmesini çok isterdim ama kısmet. Bilmiyorum, belki ilerleyen günlerde açar mıyım? Belki fikrim değişir mi? Bir sonraki bölümlerde göreceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki PES 2019 My Club bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.